Sayın İl Başkanım, değerli Çevre Şehircilik İl Müdürüm, AFAD Şube Müdürümüz. Burada Merkez Köy Muhtarları adına söz almış bulunmaktayım. Toplantımızın asıl amacı köylerimizde deprem sürecinde depremde yıkılan binaların yapım şekli. Diğer bir konumuz köylerimizde bir tane bekçi istiyoruz ve sorunlarımızı burada konuşacağız. Buraya gelen köy muhtarlarının adına sizlere sözlü teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Ben Osman Bey'i unuttum, kusura bakmayın. Siz de hoş geldiniz. Şimdi biz bunun yaklaşık bir hafta 10 gündür bunun hazırlığı içerisindeyiz. Buradaki asıl amacımız, en baştaki sorunumuz EYY. Yani evini yapana yardım sistemiyle evlerimizin yapılması. Sayın İl Başkanım, Çevre Şehircilik İl Müdürüm, AFAD Şube Müdürüm. Bizim sizlerden isteğimiz, talebimiz budur. Çünkü zaten köylünün durumu belli. 125 bin liraya yapılacak bir evi biz TOKİ'ye bırakmak istemiyoruz. Bunu değerlendireceğinizi tahmin ediyoruz. Burada sözlerimi kapatıyorum. İl Başkanıma söz veriyorum. Değerli muhtarlarımız, kıymetli Çevre Şehircilik İl Müdürümüz, AFAD Şube Müdürümüz, meclis üyelerimiz, değerli hazırım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle merkez köy muhtarlarımızın bu koronavirüs sürecinden hemen sonra köylerindeki sorunlarıyla ilgili tertiplemiş oldukları bu duyarlı davranışlarından dolayı tertipledikleri toplantıdan ötürü hepsine, bütün tertip üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli muhtarlarımız, AK Parti iktidarları muhtarları en çok önemseyen, muhtarların kurumsal manada temsiliyetini önemseyen ve Cumhurbaşkanı'nın bizzatihi muhatap aldığı kendi köylerinin, kendi mahallelerinin, kendi mezralarının en yetkili organları olarak kabul edilen, milletin desteğiyle seçilen, halkın oylarıyla seçilen çok önemli bir mekanizma olarak kabul ediyoruz. Demokrasinin vazgeçilmezi olarak kabul ediyoruz muhtarları. Hepiniz şahitsiniz ki AK Parti iktidara geldiği günden bugüne kadar muhtarların problemlerini, sorunlarını en üst düzeyde kendilerinin bizatihi dile getirmesi yine bizim dönemlerimizde olmuştur. Bundan sonraki süreçte bu talepleriniz, daha doğrusu sizin bu konudaki çalışmalarınız daha üst düzeyde karşılık bularak devam edecektir. Çok kısaca bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra bugünkü bu toplantımızın asıl amacı hakkında ben de bir iki kelam etmek isterim. Hepinizin şahitlik ettiği gibi ilimiz 24 Ocak günü 2020'nin ilk günlerinde çok önemli bir deprem yaşadık. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan ilimizde 7'ye yakın 6.8 büyüklüğündeki bir depremin bırakmış olduğu tahribat ve yapı stoğumuz üzerinde bırakmış olduğu etki, birazdan hem Çevre Şehircilik İl Müdürümüz hem de AFAD müdürlerimiz konu hakkında gerekli detaylı açıklamaları yapacaklardır. Ben çok kısaca özet olarak geçmek istiyorum. 31 bin şu andaki verilere göre 31.127 ağır hasarlı ya da yıkılan bağımsız bölümümüz var. Ve 8.350 civarında da 8.351 de orta hasarlı binamız var. Tüm Elazığ genelinde. Tabii şehir merkezindeki çalışmaları ve sonraki süreçlerde gerek önceki o günden, depremin olduğu günden bugüne kadarki süreçler içerisinde AK Parti iktidarlarının, hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar, faaliyetler, iki bakanımızın bir ay boyunca buradan ayrılmaksızın hep Elazığ'da kalarak bizlerle bir arada olarak, sizlerle bir arada olarak, halkımızla bir arada olarak çalışmalarını, faaliyetlerini sürdürdüklerine hepimiz şahidiz. Deprem sürecinden sonra da hepinizin malumu olduğu üzere bir pandemi süreci yaşadık. Tabii bu pandemi süreci hayatı bütün dünyada etkilediği gibi ilimizde de ülkemizde de önemli bir oranda bir durağan dönem geçirdik. Ama çok şükür ki ilimizdeki deprem hasarlarının ortadan kaldırılması için, ilimizdeki deprem problemlerinin, yıkılan binaların, orta hasarlı ve ağır hasarlı binaların, yerine yapılacak binaların yapılması için hükümetimiz bu pandemi döneminde bile çok seri bir şekilde kararlar alarak
çok acil kararlar alarak hiç duraksama meydana fırsat vermeksizin çalışmalarını yürütmüştür. Hepinizin şahitlik ettiği gibi bugün Elazığ'ımızda ilk 24 Ocak'taki depremin hemen bir ay içerisinde TOKİ marifetiyle ilimizde ihaleler yapıldı ve inşaatların yapımına başlandı. Bugün itibariyle Elazığ'ımızın çok çeşitli noktalarında gerek rezerv alanlarında gerekse yerinde dönüşüm alanlarında yapılaşmanın hızlı bir şekilde yapıldığını, binaların yükseldiğini, birçok yerde binaların kapısının neredeyse bittiğini yakın bir süre içerisinde inşallah da milletimize taahhüt ettiğimiz şekilde konutlarını teslim ederek inşallah milletimizin, sizlerin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, tabii bu muhtarlarımız, kıymetli muhtarlarımız, bu bahsettiğim il genelindeki, ilin il merkezindeki yapılanmayla birlikte bir de köylerimizde problemler var. 2000'in üzerinde köyde bağımsız bölüm, gerek ahır, gerek depo, gerek iş yeri, çok az sayıda iş yeri var ama onun dışında daha çok konut, ev, yani köylü vatandaşlarımızın evlerinin yapılması gündemde. Bugünkü toplantının asıl amacı zaten bu. Biraz önce açılış konuşmasını yapan arkadaşımız da ifade etti. Hangi yöntemle yapılacağı noktasında, hangi köyde kaç tane konutun yapılacağı noktasında sizlerin talepleri var. O taleplerinizi bizler alacağız. Bunlarla ilgili çeşitli adımlar atıldı. Onlar hakkında da toplantının bitiminde tekrar sizleri bilgilendirmek, muhtemelen gelecek olan sorular olacaktır. O soruları da alarak genel bir değerlendirme yaparak inşallah sizlerin taleplerinizi bakanlıklarımıza ve Cumhurbaşkanlığımıza iletmek üzere sizlerin aranızdayız. Tekrar bu toplantıyı tertip eden tertip komitesine her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorken sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor. Duyarlılığınızdan dolayı da bir kez daha teşekkür ediyor. Tekrar saygılar sunuyorum. Sayın il genel meclis üyelerim, belediye meclis üyelerim, çok kıymetli muhtarlarım, bölge sakinleri, hepinizi, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sayın Başkanımız konuşmayı yaptı, gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Ben de öncelikle sizleri dinlemek istiyorum. Eklemem gereken bir şey olursa da zaten sizlerin yanındayız. Bugün bir kez daha yükünüzü omuz vermek için, sizleri anlamak için, bölgenin ve insanımızın sıkıntılarını kavrayabilmek için sizlerle beraberiz, sizlerle birlikteyiz. Dün de sizlerle birlikteydik. Felaket anında da buradaydık. Yarın da burada olmaya devam edeceğiz. Şimdilik sizler konuşun, bizler dinleyelim. Ekleyeceğimiz bir şey olursa da bizler de yine konuya dahil olalım diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın il başkanlarım, sayın il genel meclisi üyelerimiz, sayın muhtarlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bizler 24 Ocak itibariyle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bizim iki görevimiz var yani şu süreçte. Birincisi hasar tespiti. Hasar tespitini şu anda merkez, Sivrice, Maden, Baskil ilçelerimizde ve köylerimizde tamamladık. Şu anda gerek kesin hasar tespitini, gerekse de itiraz hasar tespitini tamamlamış bulunuyoruz. Kuvancılar, Palu, Karakoçan ilçelerimizde de ve köylerimizde de bu salgın sebebiyle valiliğimiz tedbir amacıyla bunu bir süre erteledi. Onu da bu gece itibariyle, saat 12 itibariyle askıya çıkacağız. Merkezde herhangi bir sıkıntı şöyle, bakanlığımız, bizzat bakanımızın yetkisiyle ve sayın valimizin oluruyla da şu anda adreslerinde bir sıkıntı olanlar, efendim TC kimlik numaralarında sıkıntı olanlar, aynı zamanda burada merkez muhtarlarını da görüyorum. Aynı yapı üzerinde olup, yani statik yapı üzerinde temelleri aynı olup da çeşitli sokaklardan veya caddelerden girildiği için, farklı kişiler tarafından tespit edildiği için o binanın o girişine göre tespit yapılan bunda bir ortaklık sağlamak için yine komisyonlarımız bugün itibariyle de çalışıyor. İnşallah 15 Haziran'a kadar bunu kavuşturup bu şekilde de AFAD İl Müdürlüğümüz şu anda hak sahipliği çalışmasını yapıyor.
Bu arada köy evlerimizin tam içindeki şey TOKİ tarafından çalışma yapıyor. Tam içindeki şekil vesaire, yani kaç oda olacak, nasıl olacak, onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor ama fakat aşağı yukarı metre olarak da bir belli bir durumda var. Sizlere de muhtarlık sitesinden ilettik bunu. Şu an itibariyle de Elazığ'da TOKİ tarafından, yani Çevre Şehircilik Bakanı tarafından 265 konutun ihalesi yapılmış durumda. Yarın derseniz hemen yer gösterme şansımız varsa hak sahipli arkadaşlar, şöyle hak sahipliğinde belki bir sıkıntı olabilir. Hani hak sahibi olup olmayacağı belli olmadığından dolayı, ama bunun da bizden karşılıklı protokolünü yaparsak, efendim ben yani hak sahibi olmasam dahi borcumu öderim derseniz, yarından itibaren de kurmaya hazırız. Teşekkür ederim. AFAD Şube Müdürü Teğmen Şimşek. AFAD olarak bizler de buraya özellikle 24 Ocak'ta meydana gelen depremde kurumsal anlamda yaptığımız çalışmaları ve bundan sonra özellikle hak sahipliği noktasında siz kıymetli muhtarlarımızı bilgilendirmek için buradayız. 24 Ocak depreminden sonra hem akut dönemde arama kurtarma faaliyetlerinin ardından hızlı bir şekilde barınma imkanları sağlayarak, barınma malzemeleri sağlayarak köylerimize, merkezde birçok barınma alanı sağladık. Tabii 24 Mart tarihi itibariyle hak sahipliği yapılması planlanmaktaydı. Ancak tüm ülkemizi etkileyen bu pandemi nedeniyle süreç 15 Haziran'a kadar ötelendi. Dolayısıyla bizler 15 Haziran itibariyle şu anda afetzede statüsünde olan vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Merkez köylerimiz Eski Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurduğumuz ofiste başvurularını yapacaklar. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz konutların yapımı, vatandaşlarımızın yerleştirmesi esas tabanı oluşturan hak sahipliği sürecidir. Siz kıymetli vatandaşlarımız bu hak sahipliği sürecini kaçırmadan müracaat etmeniz durumunda hak sahipliği vatandaşlarımıza konut yapım işlemleri devam edecektir. Sırası geldiğinde birebir sorularınızı da almak suretiyle cevaplandıracağız. Şu anda ifade edeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Sayın köy muhtarları, hepinize hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Bizim sorunumuz yapılacak evlerin EYE ile yapılmasını talep ediyoruz. İkinci sistemimiz köylere birer tane bekçi verilmesini talep ediyoruz. Üçüncü sistemimiz her kafasına göre 500 metrekare ev olan köy mücevher olan dışında getirip ev yapıyorlar. Bu yapılan evlere de su, elektrik istemek zorunda kalıyor. Bu durumda biz muhtarlar olarak zor durumdayız. Bunların bir an önce önlemin alınmasını saygıyla. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu evlerin nasıl göreceğinden duvarın bir tarafını örnek veriyorum. Ben kullanıyorum, bir tarafını da komşu kullanıyor. Bunların hepsi yıkılacağından, bu bir de evlerin kaç kat olacağı köylere, iki katlı ve kardeş bölüm şu oranların bunları nasıl olacak? Hepsi bitişik mi muhtar? Hepsi bitişik. Benim evim hasarlı. Amcamın evine az hasar vermiş, haramın evine az hasar vermiş. Ama benim evim yıktığı zaman su bitmez. Bu da beraberinde yıkılacak. Merkez yanından bakıyor, muhtarı Muhittin Yiğit. Elazığ Merkez Yalınavlar köyümüzde deprem sonrasında 88 ağır konutumuz, 61 tane ağrımız şu anda ağır hasarlı durumdadır. 7 mezramız bulunmaktadır. Evlerin tamamı mezralarda dağılmış şekilde, dağınık bir şekilde yapılmış konutlarımız mevcut. Bu mevcut olan konutları ev yapana yardım sistemiyle vatandaşın da katkısıyla büyüterek daha büyük yapmak istiyoruz. Çünkü TOKİ'nin yapacağı binalarda TOKİ'yi yapmak istediği zaman vatandaşın isteğini kabul etmeyecektir. AFAD Müdürümüz biliyor. AFAD Müdürümüz de burada. Belli standartların dışına çıkamıyor. Ama ev yapana yardım sisteminde proje, teknik proje kapsamında binayı büyütme imkanımız olacak. Köylerimizde aileler çok kalabalık. Yazın çok kalabalık bir duruma geliyoruz. Şehirdeki aileler de, çocuklar da köye geliyor, ailelerin yanına geliyor. Biz köy, Yalın Damlar Köyü olarak
yapmış olduğumuz evlerde köylünün talebi, bu benim talebim, muhtarlığa talebim de köylünün talebidir. Köylümüz şöyle bir talepte bulundular bana, biz ev yapana yardım sisteminden faydalanmak istiyoruz. Ev yapana yardım sistemi 120 bin TL ama TOKİ'nin yapacağı bina 200 bin liranın üzerinde bir meblağ teşkil ediyor. Bu nedenle köylü diyor ki biz bu parayı ödeyemeyiz diyor. Ya devlet eğer TOKİ yaparsa bunu bize hibe edecek ya da biz imkanlarımızı da kullanarak 120 bin lirayla biz ev yapana yardım sisteminden faydalanarak evlerimizi yapmak istiyoruz. Birinci konumuz bu. İkinci konumuz da TOKİ'nin toplu yapma sistemi olabilir. Bizim Yalındamlar köyümüz çok dağınık olduğundan toplu bir yerimiz yok. Olması halinde de her evin önünde bir kuyu var, bahçesi var. Bu alanlarda bu vatandaşların kilometrelerce uzaktan gelip o evlerin bulunduğu alandan arazilerine, sondajlarına, kuyularına ulaşma imkanları çok zorlaşacak. Bu nedenle bizim köylümüz kabul etmiyor. Yani diyor ki biz eğer TOKİ yapmak isterlerse biz kesinlikle, ben köyün hepsiyle görüştüm 88 kişiyle, hiç kimse kabul etmiyor TOKİ'yi. Diyor ki TOKİ 200 bin lira civarında daha yaklaşık olabilir. Bina hem küçük oluyor hem de biz o parayı kabul etmiyoruz. Ödeme imkanı. Mesela iki tane ev yapın, biz ödeyelim. Onun talebimiz o bizim. Yani %80'ler bir insan olduğu için insan sahiplerinin ödeme şeyi var. Tek kişiye ev yapılması. Herkese hoş geldiniz. Bizim sorunumuz köyün içinde bulunan evler, yıkılan ahırlar, adamın köyün içinde yıkılan yerden başka bir arsası yok. Oradan ahırları köy dışına taşıyabilmek için Milli Emlak Müdürlüğü'ne, Çevre Şehirciliği'ne ve CİMER'e yazdığım yazılarla, CİMER'den gelen olumlu yazılarla parsel numaraları istediler benden. Parsel numaralarını belirttim. Yalnız 20 günde alt kattan üst kata dilekçemiz ancak çıkmış. Alt kattan üst kata 20 günde çıkmış. Şimdi önümüz malum kış. Şimdi bu kadar ağır işlerse bu süreç, bu kışın bu evleri yapamayız. TOKİ'nin yapacağı evler, bir evde 2 kişi de yaşıyor, diğer evde 10 kişi yaşıyor. Yapacağı ev 80 metre veya 100 metredir. 10 kişilik ev bir aile o 100 metre kadar yaşamaz. Tamam, 2 kişilik aileye fazla gelebilir. Onun için herkesin evini kendi yapma yöntemiyle, devletin verdiği kredi imkanıyla yapılmasını talep ediyoruz. Bay, değerli muhtar, il başkanlarım, değerli meclis üyelerim ve muhtar arkadaşlarım. Bizim köyde 2 tane ağır hasarlı evimiz var. Boşalttık fakat halen yıkılmadı. Ne zaman yıkılıp ne zaman yapılacağını vatandaşlarımız merak etmektedir. Bu konuda bilgi verirseniz çok memnun olurum. Hepinize teşekkür ederim. Değerli başkanlarım, daire müdürlerim, il encümenlerim, tüm muhtar arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii diğer arkadaşlarımın da anlattığı gibi bizim de bazı sormak istediğimiz şeyler vardı. Bazılarının cevabını aldık. Bazılarını ben sormak istiyorum. Şimdi bazı köylerimizde, benim de köyümde ev sahibi köylülerimiz var. Fakat yazın 3 ay veya 5 ay belli zaman oturuluyor, belli zaman oturulmuyor. Şimdi bunların tahkikatı yapıldığında bunların ev sahibi, hak sahipliği olmayacağı söyleniyor. Tabii bu bir duyumdur. Ne kadar doğrudur? Başkanlarıma bunu sormak istiyorum birinci derecede. Sonuçta onların da ikamet ettiği kapı numaraları olduğu, elektrik aboneler olduğu köyümüzde mevcut bir haneleri var. Kendi kanaatimce hak sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Sorun yok. Hak sahibi olabilecekler mi? Tamam. Sayın Başkanım, bir de depremden sonra konteyner müracaatlarımız olmuştu. Bir kısmı geldi, bir kısmı yaklaşık 2 ayı geçkin süredir. Hiçbir şekilde netice alamadık. Gerçekten çok zor durumda olan ailelerimiz var. Şu an dışarıdalar. Çadırda, sıcak, lavabo ihtiyacı var falan vesaire. Bir de izniniz olursa köyümün başka deprem dışında da problemleri var. Eğer izniniz olursa bu durumları da dile getirmek istiyorum. Sayın Başkanlar ve Sayın Müdürlerim, öncelikle hoş geldiniz. Benim size sorularım, belde 4 tane beldemiz var bildiğiniz gibi. Şimdi bu beldelerde dediler ki konut yapılaştırmaya gideceğiz. Yerinden yapılmayacağını diye söyleniyor. Bunun ne kadar gerçeklik payı var, ne kadar yok onu bilemiyoruz. Yalnız vatandaşın diyorlar ki özellikle biz kendi yerimizde istiyoruz. Hani isteyen varsa konuta gidebilir. Neden bize bir toplu konut olarak bize dayatılma yapıyor? Bunun aslı nedir onu bilemiyorum.
Yani şimdiye kadar sadece bir kişiden bilgi alabiliyorduk. O da sağ olsun Sayın Teğmen Bey'imiz, müdürümüz. Gereken bilgiler bize bu kadar veriyordu ama geçen gün bakan geldi gitti. Bakan ile diyor ki herkes Türkiye. Şehirleşmeye gidiyoruz ama vatandaşın bağı var. Bahçesi var. İsteyen varsa kendi yerinde yapsın. Ama istemeyen de Türkiye'ye gidebilir. Bununla ilgili yani özellikle isteyen ricamız vardır. Yani vatandaşı şey yapmayalım, mağdur etmeyelim. Adamlar gücü var, adamlar gücü yok. Yeri müsaitse yerinde yapsın. Yeri müsait değilse de Türkiye'ye gidebilir. Ona bir şey dediğimiz yok. Ama adam bahçesi var, bağı var. Ben yerimde yapmak istiyorum. Bana bir dayatılma yapılmasın. Özellikle il genelinde yerinde şehir merkezi de dahil olmak üzere yerinde binasını yapmak isteyenlerin böyle bir talebi var. Bu talebi ben il başkanları toplantısında bayramdan önceki cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bir önceki il başkanları toplantısında yine konuyu sadece bununla ilgili konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Daha önce bakanlarımıza konuyu arz ettik. Ancak şu an itibariyle yerinde yapıma yönelik bir destek yok. Şu an itibariyle. Şundan dolayı yok. Geçmiş dönemlerde ve geçmiş depremlerde başka illerde uygulanan yöntemin yerinde yapıma destek noktasında çok önemli sorunlarla karşı karşıya kalındığı ifade ediliyor. Benim köyüm 2010 yılında Palu'daki depremden etkilendi. Bizim köy 150 hane. Yine bu talepler oldu ancak yerinde yapıma o dönem müsaade edildi. Yerinde yapıma destek verildi. Ben bu bayram çok sık gitmiyoruz ama bu bayramda köydeydim. Köy bir dünya güzeli bir köy. Çok güzel bir köy. Ancak yapıların %70-80'i yenilenmiş. Yeni bina fakat imar planı olmadığı için herkes kendi yerinde yaptığı için giriyorsunuz birisi bir metre ileride ikisi arsa sınırları öyle. Çünkü 120-100 metrekare arsası var hepsini kullanmış. Dolayısıyla bunun köylerimizde yapılacak olan yapıların bir imar planının olması gerekiyor. Bir düzen olması gerekiyor. Hepimiz şey yaparız, gıptayla ifade ederiz geçmiş dönemlerde. Şimdi artık batıdakilere kimse şey yapmıyor, artık Türkiye'yi örnek gösteriyorlar. Bu manada işte ifade edilirdi, gidiyorsunuz falan köye, işte şöyle bir planı var, sanki şehir yolu var, işte camisi var, parkı var, yeşil alanı var. Amacımız, hükümetimizin amacı köylerimizi sağlıklı yapılara ve sağlıklı imar planlı yapılara kavuşturmak. Dolayısıyla şu an itibariyle EYY'ye bir destek yok. İhalesi yapıldı. 200 ilk etabı daha çok yapılacak. İlk etapta 265 konutun yapılması için ihale yapıldı. Hak belgesi elde olan vatandaşlarımız çevre şehircilik AFAD'a mı? AFAD'a müracaat ederse hak sahipliği belgesiyle hemen müteahhit oraya girer ve taahhüt edilen projeyi yapıyor. EYY ile ilgili talebimiz devam eder. Bu taleplerinizi ben bir rapor haline getirir. Genel merkezimize ve ilgili bakanlıklarımıza, hem İçişleri AFAD olduğu için İçişleri Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ve de krediyi ilgilendirdiği için Maliye Hazine Bakanlığımıza buradan çıkacak olan raporu ileteceğim. Bununla ilgili söyleyebileceğim bu kadar. Muhtarımızın bir tanesinin yine şu ifadesi oldu. Köy mücavir alanın dışında yapı yapılmasına müsaade edilmemiz. Evet arkadaşlar, gerçekten çok önemli bir sorun. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir de düşünce. Çünkü şimdi sizin burada ileride işte bir kilometre ileride bir tarlanız var. Orada ben ev yapmak istiyorum diyorsunuz. Talebiniz makul, doğru. Kendi tarlanızı kullanmak istiyorsunuz. Ancak oraya ev yaptığınızda elektrik verilmesi gerekiyor. Su verilmesi gerekiyor. Kanalizasyon isteniyor, yol isteniyor. Hiçbir dünyada hiçbir devlet her isteyen kişinin dağ başında istediği yerde ev yapımını karşılayacak bir altyapı bütçesi maalesef yok. Dolayısıyla bu konuda sizlerin de duyarlı olması muhtarımız çok önemli bir sorunu dile getirdi. Teşekkür ediyoruz. Koçarman köyünde ne zaman yapılacak 77 ağır hasarlı? Bu ifade ettik. Birçok köyümüzün temel problemleri. İki temel problem. EYY ve yani yerinde yapıma destek ve de acilen yapılması lazım. Haziran ayındayız. Önümüz kış. İnsanlarımız köyde mağdur. Gerçekten bayanı, erkeği, hepimiz insanız. Hepimizin ihtiyaçları var. İnsanların sağlıklı, huzurlu, güvenli konutlarda evlerini inşa etmesi hepimizin temel arzusu. Bunun için şu anki yöntemle devletin yapmış olduğu, TOKİ'nin yapmış olduğu ihaleyi
hak sahipliği belgesi elde etmişse bugün bile müracaat ederseniz bir hafta içerisinde eviniz yapımına başlanır. Bugünkü mevcut yöntemle bunu ifade etmek istiyorum. Ama toplu olarak biz yapalım talebi, o şu an uygulanan bir yöntem değil. Gözebaşı muhtarımız söyledi, metruk evlerle ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürümüz cevabını verdi. Kullandığını ispat ediyor ise nedir? Elektrik çekilmişse Aksa'ya elektrik borcu vardır. Ödemiştir. Faturası vardır. Kullandığını ispat eder. Eğer kullanılan bir ev varsa orada yaşıyor olması, sürekli yaşıyor olmasına bakılmaksızın hak sahipliği elde eder. Yine muhtarımız, Vahap muhtarımız yazı konakta ilgili 4 belde ve diğer biraz önce ifade ettim. Sadece beldeler, köyler değil, tüm şehir yerinde yapılmasını talep ediyor. Ancak hükümetimizin belirlenen, devletimizin takip ettiği yöntem rezerv alanlarında toplu şekilde inşa edilmesi, yerinde bütün isteyen herkese destek verilmesi, yerinde isteyen herkesin şu an şehir merkezinde yapılmasının mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Yazı Konak'ta ihalesi yapıldı. Bakan Bey geldiğinde sizler de vardınız, muhtarlarımız da vardı. Gezdik. Son derece de hızlı bir şekilde yapıyor. Birkaç aya kadar da inşallah sayı 381 konutun ihalesi yapıldı. Kaba inşaatları da bitmek üzere. Birkaç aya kadar inşallah Yazı Konak'ta hemşehrilerimize teslim edilecek. Çöteli muhtarımız süreç hızlandırılmalı dedi. Evet, süreç hızlandırılmalı. Önümüz kış gerçekten. Bunun için sizlerin de desteği gerekli arkadaşlar. Sizler de bu hak belgesiyle müracaat ederseniz süreç biraz daha hızlanır. Halköy'ün muhtarımızın talebi oldu. En kolay talep onun en kısa sürede yerine getirilecektir. O yıkım istiyor. Bitireyim ben sözümü ondan sonra. Gördüm ben sizi. Ağır hasarlı binaların içinde, ağır ve orta hasarlı binaların içinde oturulduğu doğru. Şehir merkezinde de benzer problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Teknik olarak bunun olmaması gerekir. Ama işin insani boyutu var. Orada sizlere, sizin duyarlılıklarınıza, sizin taleplerinize sonuna kadar katılıyoruz. Çünkü insanların oturacağı bir mekanın olması gerekir. Köylerimiz için ve şehir merkezinde ağır hasarlı binada ben oturmak istiyorum diyorsak, kim varsa, bakın şehir merkezinde kim varsa ağır hasarlı binada oturuyorsa gelsin bize, bir gün sonra konteynere yerleştirelim. Devlete müracaat etsin, AFAD'a müracaat etsin, valiliğe müracaat etsin. Bir gün sonra yerleştirirler. Binlerce konteyner onun için yapıldı, boş bekliyor. Vatandaşlarımız gelsinler. Köylerle ilgili bir sıkıntı olduğunu kabul ediyoruz. Konteyner köylere tamamen bütün köylülerimiz ağır hasarlı olanlar alamadılar. Sürecin hızlandırılması için bakanımız geçen geldiğinde cumartesi günü talimat verdi. İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik, AFAD Müdürlüğümüz, Valiliğimiz konuyla ilgili bildiğim kadarıyla bu yönde çalışmalarını yapıyorlar. Hisseli evlerle ilgili muhtarımızın sorusu oldu. Hisseli evlerle ilgili de bir kişi hak sahipliği olabiliyor ama farklı girişleri var, farklı şekilde kullanıyorsa onlar da hak sahipliği elde edebilirler. Yalın Damlar muhtarımız yine aynı şekilde EYY'den dolayı talep, EYY ve yani evini yerinde yapmaya destekle ilgili talebi, bütün muhtarlarımızın, bütün vatandaşlarımızın talebi. Onunla ilgili de işte 90 metrekare alanın köy için küçük olduğunu ifade ediyor. EYY olursa bir miktar bizde destek, vatandaş kendisi de destek verir, daha büyük konut yapar diye bir talebi var. Dediğim gibi biraz önce ifade ettim, şu an itibariyle yerinde yapıma destek yok. Ama taleplerinizi hükümetimize, bakanlığımıza iletiriz. Yine muhtarımız ifade etti konuşurken, araya girdim, girmek zorunda kaldım. Çünkü bu çok sık sorulan bir soru. Yeniden tekrar etmek istiyorum arkadaşlar, değerli muhtarlarımız, kıymetli vatandaşlarımız. Hiçbir evin fiyatı belli değil. Hiçbir evin fiyatı belli olmadığı için piyasada çok yüksek, şu deniyor, bu deniyor. Tekraren ifade ediyorum. Elazığ'ımızda depremden dolayı yapılan binaların fiyatlarının takdiri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır. Sayın Cumhurbaşkanımız o vatandaşlarımızın, Elazığlı hemşehrilerimizin duyarlılıkları konusunda, Elazığlı hemşehrilerimizin talebi konusunda üst düzeyde duyarlı olacağını ifade etmek istiyorum. Fiyatı kendileri takdir edeceklerdir. Dolayısıyla bununla ilgili kimsenin bir söz söylemeye hakkı yok. Hiç kimsenin, çünkü takdiri onun olacak ve o açıklayacak fiyatları. Onun için piyasada dolaşan rakamların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Yine Oyma Ağaç muhtarımız da önemli bir soruna, önemli iki soruna dikkat çekti.
Bitişik nizamlı evler var. Temeli ortak. Yan yana yapılmış 3-4 tane ev. Kimisi ortak duvarları kullanıyor. Bunlardan birisi yıkılırken ağır hasar verilmiş. Diğeri hasarsız bina. Ya yeni yapılmamış, aynı dönem yapılmış ama birisi ağır hasarlı bina, birisi de orta hasarlı bina. Yıkılırken diğerine zarar verebilir mi? Evet, verebilir. Eğer zarar verirse onunla ilgili hak sahipliği de vatandaş, devlet onu karşılar. Ama zarar vermezse onunla ilgili bir taraf yıkılır, bir taraf yapılır. Bu da önemli bir sorun köylerde özellikle bitişik nizam yapılan evlerle ilgili. Bir diğer husus da evler tek kat mı, çift kat mı olacak? Evler şu an itibariyle tek kat. Değil mi müdürüm? Evet. Kısaca burada şu ana kadar ifade edilen sorunların tamamını bu şekilde özet olarak cevap vermeye çalıştım. Canlı lojmanıyla size şey sordum. Lojman, evet, evet. İfade etmiştiniz. Öyle bir planlama yok ama büyük şey yaparız. Zaten işte bakın, yani EYE, yani ev, yerinde yapıma destek verilmemesinin önemli nedenlerinden bir tanesini de siz belirtiyorsunuz. Herkes kendi yerinde yaparsa bu tür destek, bu tür yapılanın yapılması mümkün olmayabiliyor. Ancak bir köyde 50 tane, 70 tane ev varsa oraya cami de yapılır eğer camisi hasar görmüşse. Nitekim cami şehir merkezi... Şehir merkezindeki bütün camilerimiz, hasar gören bütün camilerimiz şu an itibariyle geçen Çevre Şehircilik Bakanımız geldiğinde de bu konuyu konuştuk. Onların hepsi yapılacak. Bir kısmını vatandaşlar, duyarlı vatandaş, hayırsever vatandaşlar var. Onlar yapmak istiyor, talepte bulundular. Bir kısmını onlar, geri kalanı da TOKİ marifetiyle yapılacak. Siz köyde, bir köyde 50-60 tane, 70 tane, 80 tane ev toplu olarak bir yerde yapılmasını talep edin. Yer belirlensin, toplu yapılırken onun içerisinde lojman da cami de yaptırılma hususunda gelin yanımıza. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Sanıyorum onlarla ilgili AFAD şimdi hak sahipliği var eğer gerçekten ispat edebilirse. Şimdi ispat edebilirse var. Fiilen oturuyorsa, kendine ait tapusu yoksa, siz muhtarlarımız ve ilgili vali yardımcımızın imzasıyla mülkiyet belgesi ibraz etmek, tesis etmek suretiyle hak sahipliği yaparız. Tamam. Son. Her köyün kendine özel bir durumu var. Evet. Doğru, çok yani haklısınız. Kesinlikle öyle tabii. Şimdi Sarıhan'ın köyünün 3 var var, 3 camim var benim, köyün yerleşim oranında. Şimdi adamın evi camiye 100 metre yakında ve şeyde düzgün arsası. Evet. Orada yapmayacaksınız, götürüp 2 kilometre uzakta. Yerini test, yeri varsa, yani. Pazartesi siz mi yapıyorsunuz? Her köyün kendinde özel, tespit etmek en güzel. Muhtarım, o en kolayı. O çünkü çözümü kolay. Arsası müsaitse pazartesi çevre şehircilik hak belgesi, hak sahibi belgesi olduğunu ispat eden belgeyle birlikte gitsin, başlatsınlar. Değil mi bu kadar? Hazırsa sorun yok. Haznede veya sizinki yeri, yani sizin olmaz da vatandaşın. Hazne müsait yeriniz varsa hak sahipliği diyelim ki 20 tanesi, biz hemen oraya gelip 10 tane yapalım. Geriye kalan 20 taneyi, 10 tane de hak sahipliğinden sonra tamamlayalım. Tamam. Öyle bir yeriniz varsa. Tamam. Buyurun. Abi sana cevap verdik. Bir şey daha soracağım. Köy bir de mezra. Şimdi 28 ağır konutum var. Köy bir de mezra. Yani biraz önce TOKİ'den bahsettiniz. Toprak köyler imarı olması için. Evet. Şimdi hiçbir köyümüzde, merkez köyümüzde hiçbirinde ne bir imar planı, köylerimizin çoğunda da daha altyapı ve kanalizasyonu yok. Tamam mı? Şimdi bu toprağında 28 konut, benim köyde 28 konut arasında konutlar var. Bunun yarısı mezradadır, yarısı köydedir. Bunların arasında 5 kilometre. Nasıl olacak? Şeyde bak şu an bizim arzu ettiğimiz toplu yapılması. Ama toplu yapılmaz. Sen mezradakini belgesini, hak sahipliği belgesini götürüyorsan, mezrat arsası müsaitse, konut yapımına müsaitse hemen başlıyorlar yapımına. Köydekini köyde yapıyorlar. Şu an bunun, eğer sizin arsanız müsaitse devletin yapmış, TOKİ'nin yapmış olduğu ihale kapsamında hemen yapımına başlanabilir. Arsa müsait olup olmaması o zaman çevrede şehirli onu veriyor başkanım. Tamam. Sorun ne o zaman? Ama sen biraz önce imardan bahsettiniz. Evet.
köylerde de imarın olmasını... Arzu ediyoruz tabii. Bu. Şu anda mesela benim merkez köyümde, evet. Köyünün altyapısı da yok. Ben amcasını evet. Diyorum. Aynı konu başkan. Ya, söylediğimiz aslında birbirinden farklı değil. Aynı şeyleri söylüyoruz. Ama münferit olarak biri burada, biri orada, biri orada yapılmışsa, arsası müsaitse eski yerinde yapılacak. Arzu ettiğimiz bir yöntem değil, ancak yapılacak. Şöyle bir şey başkanım, mesela bir köyün ya, kendi arsasında yapmasın istedim. Yanı başında 3-5 ineğini besleyecek bir küçük ağrı var. Şu an bunu... Sorunuza birkaç kez cevap verdim. Bak, bahsettiğiniz yöntem şu an uygulanıyor. Siz arsanın müsait olduğunu belli edin, gelsin yerinde yapsınlar. İhalesi de yapılmış, şu an hak sahipliği bekleniyor. Vatandaştan talep bekleniyor. Talep geldiği takdirde TOKİ müteahhiti yönlendirecek, gidecek, yapacak. Sizin sorununuz çözülmüş olacak. Ama bizim istediğimiz keşke köyler tümden imar planı yenilense diyoruz. Ve sözü de şimdi ben... Muhtarım sana cevap verdik ve 381 tane yapılıyor sende. Bitmek üzere. Yerinde yapıma destek, şu an yerinde yapılmasına herhangi bir destek yok. Vatandaş kendi imkanlarıyla, kendi arsası üzerinde yapacak. Küçük başta bir açıklaması var. Evet. Dedi ki, yapmasıyla yani yerinde yapma desteği vereceğiz. Her türlü halkı ve bir vatandaş hiç mağdur, vatandaşı mağdur etmeyeceğiz diye. Vatandaşın mağduriyeti şu an yok. Vatandaşı yazık ona yeri sorun. Ben çevre bendene de sorun. Muhtarım söyle, bak söyle, tekrar söylüyorum. Konuda kimse yanaşmıyor, sen başlayalım. Şu an hükümetimizin uygulaması rezerv alanlarında yapılan konutları tercih etmeleri. Adamın sanayi mahallesinde mesela sanayi mahallesinde dönüşüm alanı yok. Mustafa Paşa var, Rüstem Paşa da var. Sanayi mahallesinde evi yıkılmış. Bizmişen'den mi ister? Sürsürü'den mi ister? Çatalçeşme'den işte seçenekler sunuyor. Şu anki uygulama öyle. Yerinde yapıma destek yok. Ama talebinizi dile getiririz diyeceğim. Sayın Başkanım, bununla ilgili ben bir açıklama getireyim. Şimdi bahsettiğimiz sayıda konut toplu alanda yapılıyor. Zaten bu sayıya talep olacak. Sizin bendelerden konut. Binin üzerinde hasarlı konut. Arkadaşlar kendi aramızda konuşmasın. Dolayısıyla kendi yerinde yapma imkanı doğacak. Kendi aramızda konuşmuyoruz. Toplu alan talep alacaktır bu 380 konut. Abi mikrofonu verir misiniz? Geri kalanı zaten geri uygun olanlar yerinde yapabilecek. Kendisi demiyor, siz yapacaksınız, devlet diyor. Ona destek yok şu an. Evet, şimdi de MHP İl Başkanımız Semih Bey'e sözü veriyorum ve onu da size ifade edecekler, hususlar olacak. Daha sonra da devam ederiz eğer arzu ederseniz. Yoksa bekleriz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkanım. Şimdi öncelikle çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliği tertip eden tertip komitesine, sayın başkanıma, dernek başkanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır bu kadar verimli bir toplantıya da şahit olmamıştım. Özellikle bu toplantıya katılması hasebiyle Sayın Ramazan Gürgöz'e başkanıma teşekkür ediyorum. Yine Çevre Şehircilik İl Müdürümüze, AFAD Şube Müdürümüz Teğmen Bey'e, Mustafa Bey'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belki bugün burada çok farklı şeyler konuşulacaktı. Birçok sorunun cevabı da tam anlamıyla bulunamayacaktı. Ben kendim yine gelecektim belki de. Belki de şu anda alınan soruların birçoğu belli oranda cevabını bulmamış olacaktı. Bu itibarla Sayın Başkan'a, Sayın Müdürlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bir Elazığ çocuğu olarak, bir Elazığlı olarak çok çok teşekkür ediyorum. Yine muhtarlarımızın talepleri hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evini yapana yardım yöntemini ben de çok doğru buluyorum, çok benimsiyorum. Ama şu anda devletimizin böyle bir tavrı var. Bu şekilde bir yöntem belirlemeyi düşünüyor. Ben de özellikle köylerinde rezerv alan için uygun alan bulunmayan muhtarlarımızın burada çok zorlanacağını düşünüyorum başkanım. Yani burada sizinle de özelde konuşmalarımızda bunun bir problem olarak önümüzde durduğunu ve bunun ilgili makamlara iletilmesi noktasında da bir reaksiyon göstermemiz gerektiğini daha önce aramızda konuşmuştuk. Sayın Başkanımız da ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar da bu konu gitmiş. Ama şu ana kadar bir çözüm bulunmadı maalesef. Bu rezerv alanlar dolduktan sonra ne olur? Burada nasıl bir yöntem belirlenir?
EYE yöntemi bu işin neresinde devreye girer? Neresinde bu işin bir parçası oluruz onu bilmiyorum ama daha önce Kovancılar, Okçular depreminde de bunu kullandık bu yöntemi. Bunun teknik olarak kontrolü zor. Bu yöntemin müdürümüz daha iyi bilir. Ben de bir teknik elemanım. Yani bugün şehre yakın merkez köylerde EYE yöntemiyle yapılan bir evin kontrolü kolay ama siz de takdir edersiniz ki Elazığ'ın çok ücra, çok ulaşımı çok zor köylerinde teknik olarak bu işin hangi boyutlarını karşılanabileceğini ve yarın olası bir depremde neyle karşılaşabileceğimizi bilmediğimiz için devletimizin de bu noktada böyle bir reaksiyonu var. Bu iş nereye gider bilmiyorum ama ben bu hususta sizlerin yanındayım. Yani bu EYE yöntemi bugün olmasa da yarın olmak zorunda. Ama sonuç itibariyle burada deprem felaketin ilk anından beri aşama aşama belli sıkıntıların çözüldüğünü de hep birlikte izliyoruz, şehadet ediyoruz. Devletin yanındayız, devletin yanında olacağız. Dışarıdan gelip bize ölçü koymaya çalışanlara, dağdan gelip bağa fitne katmaya çalışanlara rağmen hep beraber karşılıklı konuşarak, sorunları doğru algılayarak, doğru makamlara iletilmesini sağlayarak bu konunun yani bir polemik malzemesi haline dönüşmesini engelleyerek hep birlikte çözüm aramaya devam edeceğiz. Bu hususta zaten iktidar erkinin birinci temsilcisi Sayın Ramazan Gürgöz'edir. Burada sizleri dinleyerek, sizlerin sorunlarını anlayarak ve bunlara çözüm yolları geliştirerek nasıl burada bulunduğuna ben de şehadet ediyorum. Yine aynı şekilde konteyner sıkıntısı var. Bu hususta da yine Sayın Müdürüm ben de katılıyorum. Köylerde çok büyük bir konteyner sıkıntısı var. Köylerimizin birçoğunda muhtarım da ifade etti. Tam üretimin zirve yaptığı dönemleri yaşıyoruz. Köyde ablalarımız var, bacılarımız var. Bizim belli bir mutasip bir kimliğimiz de var. Kültürümüz de belli. Dolayısıyla burada bir an evvel konteyner probleminin çözülmesi lazım. Yine bir an evvel ivedi bir şekilde siz de çözüleceğini ifade ettiniz. İnşallah bu da çözülür. Yine aynı şekilde köylerin imarlarının düzene sokulması noktasında da ilgilenen meclis üyelerimiz de burada. Osman Bey de imar komisyonunun bir üyesidir. Kendisi de bilgilendirecektir. Bu hususta da biz de müzdaribiz. Yani köyün bir yerinde 2 kilometre dışında bir evin yapılması, oraya enerjinin gitmesi, suyun gitmesi, oranın köy hayatına, köy sosyal düzenine intibak sağlaması hakikaten sıkıntılar yaşatıyor. Bu noktada da yine İl Genel Meclisi gerekli çalışmaları yapacaktır diye düşünüyorum. Bunların dışında da metruk evler problemlerini de dinledik, bütün problemleri de dinledik. Vatandaşa konut maliyeti noktasında da hakikaten bir bilgi kirliliği var. Sayın Başkan ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün depremlerde, o kısmını tam olarak başkanımız anlatmak istemedi sanırım. Bütün maliyet ortaya çıktıktan sonra, örneğin evim yıkıldı. Depremde benim önüme 300 bin lira gibi bir maliye çıkıyor. Burada bu konunun muhatabı zaten müdürümüz, yanlışsam düzeltsin. 100 bin lira sizin eski evinize bir maliye çıkarıyorlar. Doğru mudur müdürüm? Böyle bir şey oluyor. Kentsel dönüşüm alanı. Kentsel dönüşüm alanlarında bu şekilde oluyor. Diğer bölgelerde de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği bir indirim oranı var. Bir iskonto oranı var. Burada atıyorum önümüze 200 bin gibi bir rakam çıktı. 300 bin gibi bir rakam çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle %20, 30, 40 neyse bir indirim de yapılıyor ve bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti felaketten sonra vatandaşını mağdur etmedi. Yani bu, dolayısıyla bu hususta biz bir kez daha devlete güveneceğiz, itimat edeceğiz. Bu konuda net bir şekilde çözülecektir, bunu da biliyoruz. Yine köy imarlarını konuştuk, köylere bekçi verilmesi, her köye bir bekçi verilmesi hususunda başkanım o konuyu pas geçti ama bence bu köylerin her birine bir bekçi olmasa da büyük köylerimize bir bekçi olması lazım. Yani köylerde güvenlik problemi çoğu köylerimizde olmuyor ama büyük köylerde hakikaten olması da gerekiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bu konuda takipçisi olacağız. Bu hususta ben tekraren Sayın Başkanımıza hasreten özellikle teşekkür ediyorum. Ben bugün gelmesini de beklemiyordum başkanımızın açıkçası. Ama kendileri benden önce geldiler. Yine Çevre Şehircilik Müdürümüze, yine AFAD Şube Müdürümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk defa burada böyle direkt sorunlara anında müdahale edebileceğimiz bir toplantı tertip edildi. Tertip Komitesi Başkanı, Kuzova Dernek Başkanımıza da, siz kıymetli muhtarlarımıza da, bölge insanımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilin ki bizler sizin emrinizdeyiz, her zaman da sizin yanınızdayız. Tabii ki devlet belli bir sistemle yürüyor.
bazı işler, bazı hizmetler gecikecektir. Ama hiçbir hizmet akamete uğramayacaktır. Şu bir gerçektir. Türk devleti hiçbir evladını, hiçbir vatandaşını, hiçbir insanını dışarıda bırakmaz, mağdur bırakmaz, sıkıntıda bırakmaz, aç bırakmaz, açıkta bırakmaz. Deprem de olsa mağdur etmez, pandemi de olsa mağdur etmez, savaş da çıksa mağdur etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ölümüne itimat ediyoruz. Allah'ın izniyle de bugün burada konuşulan bütün problemlerin çözümü noktasında da bize ne düşüyorsa bizler de bu sorunların çözümü noktasında takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.